böyle Müslümanlara son zamanda özellikle entel Müslüman, işte ilerici Müslüman, modern Müslümanlık adı altında Kur'an'ı, İslam'ı alaya alan, peygamberleri haşa alaya alabilen, Kur'an'ın hükümlerinden alay eden, cennetle cehennemden göğe alay eden, çünkü alay etmek hatlarını değil, Allah yaratıyor zaten onları da. Evet. Bir zihniyet gelişti. Böyle zübbe ve küstah, entel Müslüman tipi bir kısım çevrede Evet. gelişti. Bunu her yerde görüyoruz. Yani böyle özenti tipleri de çıkarıyorlar. Geçenlerde cadı gibi bir tip var. Evet. Ondan sonra insan, yani satanist kılıklı böyle insan ürküyor ya, gösterdiler televizyonda. Yani elinden yüzünde melanet akıyor böyle, tam iblis gibi. Evet. Yani çok ürkütücü bir tip. Baktım hep dinin hükümlerini eleştiriye açmak niyetinde. Yani sanki böyle bir minnet altında kalmış gibi. Yani Allah'a haşa minnet altında bırakan bir üslubu var. Dolayısıyla yani Müslüman olmaktan dolayı çok mağdur olduğunu vurgulayan bir üslup içerisinde. Ben Müslüman olmaktan şeref duyuyorum, Maşallah. iftihar ediyorum. İnşallah. Yani Allah yolunda çile çekmekten de iftihar ediyorum. Tımar, akıl hastanesine girdim ben, cezaevine de girdim. Defalarca kurşunlandım. Değil mi? Ondan sonra evimize de baskın oldu. Kaç defa? 9 kere suikaste uğradım. Her birinde daha coşuyorum. Yani böyle aşkla, heyecanla. Ve diyorum yağmur gibi yağsın diyorum. Maşallah. Ben hiçbir şekilde Allah'a karşı haşa yani tahayyül dahi edemem böyle bir şeyi. Ama böyle yani yeni yetme entel tiplerde, Müslüman entel tiplerde bu mantık gelişti. Evet. Bu her yerde var. Yani Suriye'de de var, Türkiye'de de var. Birçok yerde var. Mesela kahvehanelere gidiyorlar. Dini eleştiriyor. Kur'an eleştiriyor. Yani şu niye bu böyle? Beğenmediği hususları belirtiyor. Yani nasıl olması gerektiğini Allah'a haşa akıl veriyor. Şeytan gibi. Şeytan da Allah'a akıl vermeye kalkmıştı biliyorsunuz. Evet. Değil mi? Evet hocam. Ya peygambere akıl veriyor. Peygamberin evliliklerine kafayı takıyor. Yani kendi fuhuş yapıyor. Gayrimeşru ilişkiye giriyor. Ya başka şeyler yapıyor. Birçok insanda biz bunu görüyoruz. Ama peygamberin meşru evliliğini tartışmaya açıyor. Niye peygamber hanımlarla cinsel ilişkiye giriyordu? Niye onlara karşı arzu duyuyordu? Peki sen o kıtırık canınla, kripto halinden sen bunu yaşıyorsun. Peygamber Allah ona nimet olarak vermesine niye şaşıyorsun sen? Helal olsun. Evet. Binlerce kere, yüz binlerce kere helal olsun. Peygamberimiz benim kızlarım olsaydı, değil mi? Kızım olsaydı hemen verirdim yani. Helal olsun. İnşallah hocam. İnşallah. Maşallah. Değil mi? Evet. İftihar ederdim. Sevinç duyardım yani. İnşallah. Bu aslında bilinçaltında peygambere duyulan nefretten oluşuyor. Yani kendilerinin her şeyi yapabileceğini ama peygamberin bunu hakkı olmadığını düşünüyorlar. Peygamber böyle bir şey yapmaz. Peygamber onlara sadece imkan sağlayacak. Ev verecek, yiyecek verecek ama evlenmeyecek. Dünyanın nimetlerini istifade etmeyecek. Karnına taş bağlayacak. Aç kalacak. Bilmem ne kadar kile işte buğday karşılığı zırhını emanet verecek bir Museviye, Yahudiye. Evet. Ondan sonra yani feci şekilde ızdırap çekecek midesi açlıktan dolayı. Hiç evine lokma et girmeyecek. Girmeyecek. Onların düşünceleri bu. Kimseyle evlenmeyecek. Evlense bile yaşlı bir hanımla evlenecek, yaşlı hanımlarla. Onlarla da öyle bir ilişkisi olmayacak. Peygamberimiz aslan gibiydi. Bayağı çekici bir erkekti. Helal olsun ona. Maşallah. Binlerce kere helal olsun. Ve çok da güzel yaptı maşallah. Maşallah. Allah'ımız, güzel Allah'ımız ona çok güzel hanımlar ihsan etti. O da aslan gibiydi. O nimeti Allah ona dünyada verdi. Ahirette de kat kat fazlasını verecek. İnşallah hocam. İtin kopuğun hakkı değil o. İnşallah. Allah'a inananların hakkıdır ve çok da güzel olmuştur. Allah orada lütuf vermiştir, nimet vermiştir, güzellik vermiştir. Yok şu kadar yaşta niye evlendi? Bunu soranlara bakıyoruz peygamber. Ensest ilişkiye giren adamlar. Kendi torunuyla ensest ilişkiye giren sapıklar. Peygamberi erdelemeye kalkıyorlar. Yani, yani kişiyi nasıl bilsinler, kendim gibi derler ya. Peygamberin büyüklüğünü kavrayamıyor. Derinliğini kavrayamıyor. Peygamber hanımlarının hepsine aşık. Allah'ın tecellisi olarak aşık. Onlar da onda Allah'ın tecellisini görüyorlar. Ve bir zorla değil ki bu. Yani isteyerek evleniyorlar zaten. Sevinçle evleniyorlar. İşte
kaç yaşında olacağını da bunlar da sanki sorulacak. Yani bu izafidir. Yani duruma göre değişir. Yani ülkeden ülkeye değişir, ırktan ırka değişir. Ama mesela Arabistan'da kız çocukları erken olgunlaşıyorlar. Koskoca delikanlı kız oluyor mesela 9-10 yaşında. Evet. Değil mi? Evet, Peygamberimiz evet. O yaşında nişanlanmıştır. Sonraki daha biraz daha ilerleyince de yaşında evlenmiştir. Değil mi? Evet. Bunu nasıl yapar? Yapar, çok da güzel yapmış. Helal olsun. İnşallah. İnşallah. Binlerce kere helal olsun. İnşallah. Hanımların işte sadece tebliğ için evleniyordu peygamber. Yoksa kadınla karşı bir şey, kadına karşı arzusu vardı peygamberin. Evet. Helal olsun. Binlerce kere. Yani aslanlar gibi yiğit bir insandı. Son derece de güçlüydü ve sağlıklıydı maşallah. Çok maşallah. Da güzel yaptı. Zaten üç şey sevdirildi diyor peygamberimiz. Güzel koku, namaz ve kadınlar diyor. Saliha kadın. Maşallah. Dünyada ben bunlardan hoşlandım diyor. Nimet olarak. Ahirette de ona en güzelleri verilecek inşallah. İnşallah. Ve sonsuza kadar da onu yaşayacak. Allah müminler için yaratmıştır nimeti ve güzelliği. Yani kafirler, münafıklar eğlensin diye yaratılmamıştır. Tabii ki müminin hakkıdır. Orada da inşallah hurilerle de evlenecektir. Yine eşleriyle de beraber olacaktır. Çok güzel de bir tavır olacaktır. Yani kadından zevk alması, ondan hoşnut olması Allah'ın ona verdiği bir lütuftur, nimettir. Ve son derece de güçlüydü peygamberimiz hadislere göre de. Evet, maşallah. Niye itin kopuğun hakkı oluyor da peygamberin hakkı olmuyor? Ben bunu anlayamıyorum yani. Aşağılık, pislik adamların hakkı oluyor da peygamberin hakkı olmuyor. Binlerce kere onun hakkıdır, onların hakkı değildir o. Evet. Değil mi? Yani nimet olarak yaratılmıştır, cennette de bir nimettir. Çünkü meşru olması önemlidir. Gayrimeşru olursa iğrenç ve çirkindir, pistir. Helaliyle olduktan sonra niye çirkin olsun? Niye yanlış olsun? Ve onu bak tevil etmeye çalışıyor. Mesela zayıf Müslümanları ben bunu görüyorum. Bir türlü onu yediremiyor. Çok evlenme diyor. Çok evlendi peygamber. Yalan söylemeyin. Evet. Ve kadınlardan da hoşlanıyordu. Helal olsun. Maşallah. Çok güzel yaptı. Güzelliklerinden de hoşlanıyordu. Allah diyor ayette. Güzellikler ne kadar hoşuna gitse de diyor. Peygamber'e hitap ediyor. Evet. Tabii. Hoşlanmaya diyen bir şey yok. Peygamberimiz güzel olan her şeyden hoşlanıyor. Çiçeklerden hoşlanıyor. Gül bahçesi vardı. Kendi yetiştiriyordu gül. Hayvanlardan, güzel hayvanlardan hoşlanıyor. Kediden hoşlanıyordu. Tabii ki hanımlarından da hoşlanıyordu. Meşru ve güzel olan bir şey yapıyordu. Entel, dantel Müslümanların takıntılarından biri de budur. Evet hocam. Bunu da yani aklıma gelmişken söyleyeyim. Yani böyle bir kısmı böyle çakallık yapar. Peygamber onu bir türlü yediremez yani. Yani ağrına gider peygamberin ona, yani hanımlarına şehvetle yaklaşmasını peygamberliğine bağdaştıramaz. Kardeşim yemek de şehvettir. Yemek de mi yemesin peygamber? Onu da yemeyecek diyorlar. Evet. Doğru diyorlar. Taş bağlaması gerekiyormuş. Ve taş bağlıyordu diyorlar midesine peygamber. Ya oradaki o aslan gibi sahabeler peygamberi öyle aç susuz bırakır mı orada? Ve açlıktan, sancıdan midesine taş bağlatır mı oradaki? Sahabeleri de hakaret ediyorlar. Ne konuştuklarının farkında değiller yani. Değil mi? Evet hocam. İnşallah. Bu entel dantel uslubundan kaçınmaları lazım. Yani saflığından, cahilliğinden bunu söyleyenler tenzih ederim. Yani mesela bilgisizliğinden diyenler tenzih ederim. Ama şeytanlığından diyenlere ben varken onu yapamadım onu söyleyeyim. Evet Allah, onu inşallah söyleyeyim. Hocam. Maşallah. İnşallah. Entel Müslümanlık çok büyük bir tehlikedir. Ona çok dikkat etmek lazım. Yani mesela önümüzdeki 10-20 yıl için eğer biz olmasaydık onlar bütün Müslümanları fesada götürebilirlerdi. Yani benim anladığım entel tabii, benim kastettiğim. Yani bu entellikte zübbelik vardır. Peygamberi rahat rahat eleştirme vardır. Kur'an'ın hükümlerine karşı rahatça eleştiri getirebilme özelliği vardır. Pervasızlık vardır. Gerektiğinde çok koyu mutasavvıf, tasavvufçu, takva havası vardır. Ama gerektiğinde de peygambere karşı en ağır dille kendince çirkin sözler söyleme kafası vardır. Bu Müslüman alemini böyle bir hastalık gibi sarıyor. Buna karşı da çok dikkat etmek lazım. İnşallah. Bu genellikle aşağılık kompleksinden, eziklikten kaynaklanan bir tavır oluyor. Buna karşı tabii güçlü bir imanla, akılcılıkla yaklaşmak lazım. Yani Kur'an'a ve İslam'a kendini tam teslim etmeyi bir küçük düşman olarak görüyor bir kısmı. Yani dine ve Kur'an'a karşı böyle temkinli olmayı da akıllı ve uyanıklık olarak zannediyor.
Halbuki Allah'a tam teslim olunur. Kayıtsız şartsız teslim olunur. Temkinli ve dikkatli bir teslimiyet olmaz. Evet. O küfür de olur. Küfürde herkes her fikre karşı temkinli ve dikkatlidir. Ama iman yüksek vicdanı gerektiren bir konudur. Yüksek vicdanla iman ettikten sonra Allah'a karşı temkin olmaz. Maşallah. Kur'an'a karşı temkin olmaz. Tam teslimiyet vardır. İnşallah. Ve kayıtsız şartsız kabul vardır. Evet. Hiçbir şekilde tartışmaya açılmaz. İnşallah.